Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugünkü videomuz eğlence videosu olacak. Tabi olursa eğer, daha nasıl ulaşamadık. Evine ya. Gideceğiz birazdan. Evinde bulursak eğer yorumlardan yola çıktığımız bir videoyu çekeceğiz. Neyle alakalıydı videomuz? Abi yorumların 3 taneden ikisi şişmanın başka elbisesi yok mu? Şişman neden aynı elbise giyiyor? Bu elbiseye bir isim kattınız mı? Tarzı yorumlar geliyor. Haklılar, ben 2 yıldır tanıyorum. 2 yıldır yani sabit bir elbisesi var. Ondan başka elbise giymiyor. Ondan güç alıyor belki de. Giymeyince dışarı çıkamıyor belki. Bilemeyiz. Bakalım eğer evinde bulursak, videoyu zaten izleyeceksiniz. Evet. Bilen bilir, Mersin'de olanlar bilir. Yumuktepe'de video çekeceğiz. Doğada bir gün geçireceğiz diyeceğiz ama elbisesiyle bir gün geçireceğiz. Bakalım neler olacak. Geçelim bakalım. Artık videoya. Geçelim. Zaten bu öncesiydi. Şimdi izliyorsunuz. Eğer istediklerimiz oldu. Abi ben şunu çok seviyorum. Ben elimi vuracağım. Kamera oradan başlayacak. Bakalım yapabileceğim. Olmaz. Niye? Orada da böyle başlatman lazımdı. Yok, direkt siyah ekrandan başlatırsın. Evet tamam, kamerayı devirme. Oh be, hayallerim sonunda gerçekleşiyor. Kayıttan çık bari. Böyle gel. Lan oğlum böyle nasıl çıkacağım ben? Evet. Doğada bir gün geçireceğiz. Toplandık. Önce bir kola içelim. Lan oğlum doğada kolanın ne işi var? Kendimiz avlanacağız. Yani suyunu kendin bulacaksın, yemeğini kendin bulacaksın, kendin barınacaksın. Ben onu yaptım. Ne? Tatlıcı olan aradım. Avcılıkta en önemli kural, kurduğun kafanı hayvan fark etmeyecek. Prensibimiz bu. Fark etmedi. Kaç! Kaç! Fark etmedi! Su bulmak için en etkili yöntemi kullanıyoruz. Bunun faydası var mı abi? Var tabii oğlum, baksana. Abi eline ne oluyor sen öyle? Sinyali aldık bile. Aha. Abi hızlanmaya başladın ha. Sinyal arttı. Ne sinyal oğlum? Evet, videomuza şimdi geçiyoruz. Sabahtan beri doğada bir gün geçireceğiz diye dönüp dolaşıyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Hepsi bahane bunların. Videonun başlığı aslında şeydi. Şişman Reis'in tişörtünü yaktık. Zaten öyle de olacak. Kandırdık dedik, doğada bir gün geçireceğiz. Ama tamam dedi, geldi. 100 bölüm boyunca giydiği kıyafeti. O çok değer verdiği kıyafeti. Yani 2 senedir arasında da onu giyiyoruz. Kaynatıp suyunu içsek belki bütün hastalıklar şifa olacak. O derece üstüne yapıştı. Ya biz de korkuyoruz, nasıl çıkaracağız o tişörtü? Çünkü bedenle birleşti. Yapıştı artık. Et tişörte yapıştı. Dövme gibi oldu. Çok yorum geldi. Biz de onu kandırdık. Doğada bir gün geçireceğiz diye. Bakalım neler olacak. Şimdi ağaca bağlayacağız. Allah izin verirse tabii. Gücümüz de yerinde olursa o tişörtü imha edeceğiz. Hadi videoya evet. Geçelim. Abi bir yardım etseniz de şu ağaca çıkayım. Kesin yumurta vardır, bıldırcın yumurtası. Abi gel dikkat et de kanka yumurtası olmasın. Burada kanka da oluyor çünkü. Bıldırcın ne işi var burada? Bıldırcın oldu. Abi sen sıkılacaksın. Lan! Oğlum lan! 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 Evet. Lan oğlum ne yapıyorsun? Özellikle laylon aldık ki kopmasın diye. Şimdi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bana onu bir söyler misiniz? Doğada bir gün. Seni yakıp yiyeceğiz abi, yemek bulamadık. Allah'ım bak sinirden gülüyorum. İyi kül bastı oldu diyorlar. Bak şu an sinirden gülüyorum. Lan Serhat şu elime atsana. Bunu ayaklarına bağlayalım, bir de tekme atarsa. Atmaz atmaz. Gel Mustafa. Beklesene. Serhat oğlum ne gülüyorsun Serhat? Yakına gel. Yaklaşık 2,5 senedir video çekiyoruz. Evet. Alta gelen sabit bir yorum var. Şişman neden hep aynı tişört giyiyor? Tamam, bir cevap bölüm diyorsun. Evet. Bak. Aslında bunun videoya koymak lazım. Bir daha dur. Ben yaklaş. Bir açıklama yapayım. Bir açıklama yapayım. Evet. Arkadaşlar bak, ben bu tişörtü 3 ay önce almıştım. Ne 3 ay oğlum? Abi vallahi... 100 bölüm de bunu giyiyorsun. Bak oğlum 3 ay önce aldım. Evde faturası var. Gösterebilirim. Arkadaş. 3 senedir giymişsin bak, hiçbir şey yapmadan. Bir... Bak tişört geliyor. Artık erimiş. Erimiş, yıpranmış artık. Allah çarpacak seni oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum siz var ya. Lan oğlum bu dakikadan sonra ben sizi size yaparım lan. Çıkın. Ne yapıyorsunuz lan siz? Kendi tişörtünü ona bağlı yaptın. Evet, evet, öyle öyle ben de. Lan oğlum. Seni kendi tişörtünle boğacağım. Bak. Şerisi şimdi oyun mu yapın sanıyorsunuz? Lan oğlum var ya. Hiçbir şey söylemeyeyim. Fazla yırtın mı lan pantolon? Yok yok, pantolona daha yorum gelmedi. Oraya geleceğiz. Duygularını al şişmanın. Ya sesin mi? Su vereyim mi? Su mu? Ver biraz, ver belki. Yok verme. Verme verme, istemiyorum. Verme. Bak, bak oğlum. Bak o kadar acıma su var benim ama ben geçtim. Verin bak. Bak. Üstüme ver. Bak. Serhat. Küpür atma. Sağ geçerek küpür istemiyor. Şu an küpür bebeşe kendiniz olsun. Farkına mısın?
Oğlum. Abi. Senin atan abi. Abi benim bir hayalim vardı. Bunu hep nasıl yapmak istedim. Bak yok. Bana yapma. Yapma oğlum, yapma. Yapma. Bu nasıl bir huş olmaya gidiyordum. Kafayı gömer bak sana. Oğlum dur, tişörtü, tişört dedik lan, adama müdahale etme. Sana bir şey mi? Bu da kalırsa benden korkun. Gerçekten. Lan oğlum. Senin çalıştığın yerde seni işten kovdurtmayan adamın var ya. Bak küfür etmiyorum, fark ettiysen. Serhat. Elleme Serhat, yeter. Konuş evet. Ne diyeyim? Gidip aynı elbiseden bir tane daha alma ha, boşuna yırtmıyor. Başka bir tane elbise alacaksın. Vallahi aynısı var. Lan oğlum bak. Serhat oğlum fazla oynama, yemin ederim ikinci video çekeceğim. Bu ne lan? Hey. Çık. Özür dilerim. Lan. Başka elbisem yok. Yok yedek yok yok. Özür dilerim abi. Tamam. Tamam lan tamam. Nasıl başka elbisem yok. Atlet de yok altımda. Lan tamam tamam. Tamam tamam lan nasıl tamam. Nasıl tamam? Oğlum şuna ayağı da bilecek. Nasıl? Atletim yok, yırtma bunu. Lan yırtma atletim yok atletim. Lan nasıl atletim yok? Lan atletim yok. Lan atletim yok yok yok. Ben müze yaptık. Tarihin asil müzesi. Bu tişört bu ağacın içinde başkası çıkarmadığı sürece kalacak. Hayalimiz acaba tam bir de ağaç kazak verir mi nasıl kazaklarında? Görmek isteyenler gelsin. Burası Mersin Yumurtepe. İçeri geçsinler, kapıyı göster Mustafa. Dümdüz çıkın hemen çarpazınızda. Kendilerince bana bir kötü şaka falan sanıyorlar. Ama ben size bunun intikamını en acı şekilde zaten Rıdvan'dan aldım. Ama o perdeyi var ya, böyle patronu var ya, böyle dükkana paspas yapacak onlar. Tişört gitti anasını söyledim, ben ne konuşayım ya. Selam. Evet, videomuz bitti. Şişman Reis'in elbisesini müzeye kaldırdık, artık burada sergilenecek. Oğlum ben şimdi 3 tane elbiseyi nereden bulacağım? 3x tarz. Nereden bulacağım ben şimdi? Abdullah Kirli'den. Oğlum benim elbise oldu ama ben de bunu çok giyiyordum, güzel oldu.